katılan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Legion'ın birinci sezon 8. ve son bölümü hakkında konuşmak üzere buluşmuş toplanmış durumdayız. Ee, bakalım e, ne düşündük ne hissettik hem bu final bölümüyle ilgili konuşalım hem de sezonun geneliyle ilgili ufak böyle kısaca hı hı. değinelim istiyorum çünkü bir önceki Legion videomuzda zaten sezonu e, uzun uzadıya bir genel değerlendirmeye tabi tutmuştuk diye hatırlıyorum çok sevgili kıymetli değerli Gül biz şimdi 7. bölümde nerede bıraktık hı hı. 8. bölümde nereden başladık neler oldu diye şöyle bir Kısaca, kısaca geçelim. Peki. bir özetlesek. 7 bölümün en sonunda bu Division 3 elemanları evet. e, bizimkilerin bulunduğu Summerland'i basmışlardı. Bayağı bir En sonda dediler ki hani David Archer herkesi öldürün dedi bu yanmış olan abi. Hı -hı. Ondan sonra tam orada bırakmıştık. Tam Hı -hı. da oradan, yok tam oradan açılmadık aslında. Sonradan oraya bağladık. Evet. Öncelikle evet. bu yanmış olan abinin evet. başından geçenleri gördük kısaca. Evet. Clark, Clark sanıyorum ismi. Clark mıydı? Önemli... Bir husus atlayacaksın diye Ürktüm hı hı, yani canım. öyle söyleyeyim Orası bayağı atlanmayacak gibi güzel bir sekanstı yani Beğendin değil mi sen Beğendim. de Ya ben e, iddialım mı gireyim gene <laughs> İddialı bir giriş yapayım mı arkadaşlar Ben hani Legion dizisi boyunca e, Duygusal olarak En hareketlendiğim bölüm Orası oldu diyebilirim evet. öyle söyleyeyim ya Yani e, ben Biraz da bu tarz hareketler Bekliyorum Legion'dan Eee bir boyut kattı hı hı. efendim olaya e, dramatizasyonu e, güçlüydü hı hı. E, ve karakterleri e, biz biraz efendim hapsoldukları diyeyim o kartuni e, yani çizgi romanvari efendim e, o kalıp kalıbın dışına taşmışken gördük sanki biraz evet biraz öyle oldu biraz. yani benim için öyle oldu e, evet yani bu karakteri şeyin sezonun sadece başında görmüştük evet. sonuçta ve hani evet. kötü taraftan biri olarak görmüştük. Evet. Onun böyle daha e, hani kırılgan, daha duygusal bir tarafını izlemiş olduk ki Hı -hı. sonra bölüm içinde de e, aslında karakteri yakınlaşmamız için belki de yapılmış bir şey oldu bu çünkü hani böyle birazcık ileriye doğru gideceğim şeydi ama sonunda da zaten finalde değil mi? Evet finalde şey olduk aynı tarafta olmaya başladık e, en azından bir oldu. evet bir şeyin. Efendim, Yakınlaşma oldu yani evet bir müttefik pozisyonu Hı -hı. diyelim yani bir ittifakın ben Belki efendim daha inandırıcı olabilmesi için böyle bir başlangıç evet. yapmak önemliydi zannediyorum. Aynen çünkü karşıdaki kişinin böyle hani tamamen kötü evet. falan olduğunu değil. O da bir insan Hı -hı. onu gördük aslında bir o anda. O da bir insan ee, ve en azından şöyle söyleyeyim hani e, hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir organizasyon Hı -hı. bu ve onların bakış açısını da biz biraz gördük aslında. Hı -hı. Ve çok da haksız olmadıkları Evet e, gibi bir no noktaya belki e, ulaştığımı düşünüyorum. Hatta sana söyledim yani adamlar haklılar yani. Öyle bir durum ki dizinin içinde de geçiyor hı hı. hani e, mutantlar hakikaten e, daha güçlüler, Kesinlikle daha, daha avantajlılar güçlü. aslında bakarsak e, ve senin e, ciddi şekilde e, yok olma tehliken var evet. yani. Aslında bu klasik X-Men filmlerindeki insanlarla <laughs> mutantlar arasındaki tartışmanın... E, noktasına gelmiş oldu. Hoşuma yani. giden de bir şey o oldu yani. E, o oraya oraya bizim girmemiz lazım. Hı hı. E, dediğin gibi X Men'i güçlü yapan bence şey temaların en başında gelen evet. bu belki. Yani zaten hani e, bu doktor de şeyi o değil mi? Hani bu farklılıklara rağmen bir arada yaşayabiliriz yani birbirimizden korkmadan. Tabii. Bir arada yaşayabiliriz Tabii. aslında ortak bir zemin bulabiliriz. Tabii. Yani be, şöyle söyleyeyim, e, şöyle bağlayabiliriz belki hı hı. onu. E, böyle efendim birbirine üstünlük kurmaya çalışan güçlerin barış masasına oturmasının hı hı. her zaman için ön koşulu sahip oldukları efendim caydırıcıların bir demonstrasyonunun efendim bir gösterisinin yapılması olduğunu biz biliyoruz. Ki işte az evvel bahsettiğimiz bu o şeyin ajanın kişisel evet. dramından sonra geçen hafta bıraktığımız yerden devam ettik zaten. Evet. Orada da aslında mutantların e, ellerindeki en güçlü silahın bir demonstrasyonunu gördük. David bütün şeyleri silahlı adamların hepsini aldı böyle üst üste topladı. Kesinlikle. Yani David'i öyle sunuyorlar şimdi tabii. E, ve David'in ötesinde de aslında bir e, güç var hı hı. ve o da tabii bölümün sonunda ortak düşman gibi evet. bir e, pozisyonda yer aldı diyebiliriz. Hani ben dedim ya hak verdim işte insanlara <laughs> hakikaten ya haklılar <laughs> bak onlar yani haklılar derken bahsetmek istedim şu aslında biraz daha toplamam <laughs> lazım orayı belki ee, yani herkesin bir bakış açısı var olaya baktığı bir yer var. hani mutantlarda diyorlar ki kardeşim bizi rahat bırakın <laughs> öbür tarafta diyor ki yani rahat bırakalım da e, güvence ne? Hani e, ben sana güveneyim ona güveneyim de nasıl olacak bu falan diye işte orada hakikaten e, iki tarafında caydırıcıları öne çık. Çıkıyor. Daha da çıkacaktır bence. Yani dizinin geleceğini tanımlayacak olan unsur bu olacaktır diye tahmin ediyorum. Nasıl efendim Mutantlar tarafında işte Xavier var ve şey de var efendim. Magnum e, Magneto var. da var. E, öbür tarafta da efendim mesela bu bizim Clark'tı değil mi? Daha hani ııı e, daha ılımlı yaklaşabilecekmiş gibi bir sinyal gösteren bir karakter hı hı. varken gidip onlarla konuşurum dediği onlar da evet. e, olacak hı hı. gibi gözüküyor. Hı hı. E, öyle bir çatışma zemini de atıldı. Yani oraya getirmeye hı hı. çalışıyorum. Bu çatışma zemini değerlendirilecektir diye tahmin ediyorum. Değil mi yeni, Bence yeni de sezonda? Bence de değerlendirilecektir. Çünkü aslında division 3'ü de çok fazla çizmedik. Ne evet. çizmediz yani. Ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Evet. Hani tamam mutantlara karşılar. Hatta işte yakalıyorlar, belki yok ediyorlar. Aha. İşte ele geçirmek için her türlü yöntem deniyorlar. David'in işte kız Hı -hı. kardeşini kaçırdılar, bilmem Hı -hı. ne falan filan her türlü şeyi yapıyorlar. Hı -hı. Ama hani kim bunlar? Ne Ne Bu kadar acımasızlar ne evet, falan. Yani evet yani kendi aralarında da bir ayrım var mı? buralara Nedir da yani? girileceğini tahmin ediyorum. Hani bölümün geneliyle ilgili de yani ben de bunları düşündürdüm ama bölümün geneli şey diyebilir miyiz acaba? Ee, yani e, olay neydi efendim? Bu Ama Faruk işte Hı -hı. David'ten e, çıkarılmaya çalışılıyor. Çıkarılmaya çalışıyor Bölüm onun üzerineydi ve bütün bölüm hemen hemen aslında e, yani orta kısmı en Hı -hı. azından yani finale kadar buna ayrıldı. Hı -hı. E, yine çok stilize bir şekilde hani <laughs> bu yansıtıldı ve benim dizinin birinci sezonuyla ilgili genel tespitimde biraz buraya kaydı Hı -hı. sanki Ge geri dönüp baktığım zaman ee, şu anda stilin biraz daha öne çıktığını e, ben e, düşünüyorum stille daha çok var olan bir dizi konumunda benim Hı -hı. için Legion şu anda ee, eğer ikinci sezonla birlikte çünkü bu biraz altlık sezonda olduğu gibi ee, geliyor biraz, bana Evet. Ee, bu temeller efendim üstüne kat çıkılırsa benzetmelerle Hı -hı. yürüyoruz güzel bir bina inşa edilebilir diye hissediyorum. Henüz o katlar tam çıkılmış gibi hissetmiyorum demek içerik bakımından, az dramatizasyon evvel de bakımından. dediğin gibi yani bu bölümün başındaki sahne gibi daha dramatik öğelerin olduğu şeyler mesela arttırılsa daha tatlı daha Kesinlikle. güzel olur yani. Değerlendirmeye müsait malzeme var diye hı -hı. düşünüyorum. Ee, onun dışında ne konuşabiliriz? İşte ee, şey oldu tabii. Hakikaten David'ten bir şekilde hani evet. planladıkları gibi olmasa da çıktı Shadow e, evet. King. Fakat bu sefer de Oliver'a girdi. Hı hı. Hani bunların hepsi David'in hayali falan gibi şeylerdi ben hani evet, okudum ettim. Evet öyle teoriler de varmış galiba. Ya onlar herhalde şu anda %100 efendim çöktü diyemeyiz belki ama hala diyemeyiz Hı -hı. belki ama sanıyorum şu anda David yani bu etraf falan gerçek artık herhalde. Öyle görünüyor David şu anda. Hani kafasındayız hala gibi bir Hı -hı. teori şu anda pek işlerliği Hı -hı. yokmuş gibi geliyor bana öyle söyleyebiliriz. Ee, Oliver enteresan bir karakterdi. Sanıyorum birçok insanda da favori karakteri. Ben evet. öyle e, hı hı. efendim müşahede ettim, hı hı. gözlemledim. E, yani bu Lenny ile birlikte olduklarında çok daha e, çılgın efendim çok performanslar olacak. izleyebiliriz. Evet, yani ikisini birlikte izleyeceğim sahneler kesin çok enteresan, çok eğlenceli olacak. Öyle göründü. Bir de şeyden bahsedebiliriz Neden? belki. Bu e, şey sonrası, yazı sonrası sahneden. Hı, evet, ya evet. Onu bir anlam verebildin mi sen? Ya benim sorsam. aklıma Division 3 falan geldi. Hani onlar mı acaba bir şekilde kaçırdılar falan gibi ama... ...bilemiyorum. Bence üçüncü parti efendim... Öyle bir, mi diyorsun? ...bir devreye giriyor olabilir, bilemiyorum. Yani hmm. ne oldu hiçbir şey hiçbir fikrim yok, hiçbir şey anlamadım. Acaba öyle bizim söyleyeyim. meşhur mutantlardan falan birileri çıkabilir mi? Bir bağ at, belki bir bağ kurulacak ama... ...ikinci sezonda mı olacak, Hı -hı. O sonra mı olacak onu bilmiyorum. Bilemedim. Yani bir, bir fikrim yok arkadaşlar. Yani sizin lütfen efendim teorileriniz veya... E ileriniz varsa bu konuyla ilgili çizgi romanlarda falan lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın diyelim. Ee, bu genel olarak hani evet. herhalde buydu. Var mı başka bir şey aklıma geliyor mu? Efendim şey. gene göndermeler falan vardı. Pink Floyd vardı. Hı. Efendim güzel. Ee, yani o 70'ler atmosferi yine çok güzel devam ediyor efendim. Ne Şey enteresan başka? olacak tabii şimdi gene ikinci sezonda muhtemelen. Hani biz David'i şimdiye kadar hep Shadow King ile birlikte gördük. Mesela buyurun. Yani şimdi yalnız bir David görmeye başlayacağız. Acaba nasıl olacak yani bir eksikliğini hissedecek mi? Daha mı özgür olacak? Ne olacak yani? Ee, bir karakter inşası izleyebiliriz. Yani çünkü Hı -hı. kendinle baş başa kalıp kendini keşfedecek evet. bir pozisyonda David. ...keşfettiği şeyden memnun olabilir... ...memnun kalmaya da bilir. Çünkü birçok şeyi de keşfediyor. Yani bu güçler olayı da çok yeni onun için. Bunu kabullenmesi bilmem ne. Hı. bayağı değişik bir... Yani ...hayatın böyle değişik bir devresi yani. Matrix sonu Neo pozlarında ama... <laughs> ...ne kadar gider öyle ne Değil olur. Mi? Uçarak iniyor <gülüyor> falan. <gülüyor> onu onu bilmiyorum şu anda. O ilginç bir nokta hakikaten. Hı hı. Ee, kendi başına kaldığında nasıl olacak? İlginç bir şey. Belki de öz, yani yer yer mesela özlemini duyduğu falan gibi bir yere gidilebilirse hı -hı. o da ilginç bir tema olabilir. Ya şey de enteresan İhtiyaç ama. İhtiyaç duyuyor falan yani Şimdi yani. Mutantsan genellikle hani tam bu mutant olduğunun farkında değil de değişik bir karakter sonuçta ve muhtemelen hayatı boyunca çok yalnızdı. Değil evet. evet. Ve yalnız olduğu her dakika kendi bir arkadaş olarak işte Lenny'i yarattı mesela. Hı hı. Şimdi hakikaten yalnız yani. Kesinlikle. Kendi başına şu anda. Kafasının içinde başka ses yok. Bütün hayatın boyunca öyle yaşadığını düşünsene. Hı -hı. Çok tuhaf olur ya. İşte bu yeni e, e, tanıştığı ekibin o boşluğu evet. bir şekilde doldurabiliyor He. olması lazım. E, ben bu efendim ekipte David'le ekip arasında da yeni bağlar kurulur mu? Hı -hı. E, ikinci sezonda diye bekliyorum açıkçası. E, o bağların biraz daha efendim şey olması lazım, gelişmesi lazım Hı -hı. gibi geliyor. Aile modu değil mi? Yani aile demek ben çok mu ileri o <laughs> şey olur bilmiyorum ama... Neticede hani biraz daha o yaşanmışlıkların hı hı. etkisiyle efendim biraz daha güçlü bağlar oluşabilir gibi geliyor. Onun dışında bu Kerry efendim bir o e, bir keriler, keriler. <laughs> Yani barışma demeyelim ama en azından bir birleşme tabii, oldu gene diyebiliriz herhalde. Onu gördük. E, Melanie tabii şimdi muhtemelen dağılacak Oliver gittiği için. Ki Oliver son anda sanki Melanie'yi hatırlamış gibi oldu evet, böyle. Evet son anda ve hatırladı. O da şey oldu hı hı. yani bir o kırık böyle, bir uç kaldı, bıraktık evet. öyle. Güzel böyle. Legion iyiydi yani ben memnun hı hı. kaldım genel olarak. Dediğim gibi benim için ilk sezon daha stiliyle öne çıkan bir sezon oldu. Ee, içerik olarak da doldurmaya gayet müsait. Evet. Ben bu son bölümdeki efendim e, bu baştaki dramatizasyon gibi <laughs> bölümlerin daha çok yer almasını ümit ediyorum. Ya şimdi Bekliyorum da yani. Karakterlerin hepsini tanıdık evet. ettik daha bir oturdu. Belki bundan sonra daha fazla izleriz öyle şeyler. Öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar Legion izlenimlerimiz böyle. Ee, önümüzdeki sezon ne zaman başlayacak ne olacak bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ee, büyük ihtimalle biz gene e, Legion yorumlamak için hı hı. burada olacağız diye tahmin ediyorum. diyeyim videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hatta paylaşmayı unutmayın diyerek de sonlandırıyorum. Görüşeceğiz.